Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısı haftanın en önemli gelişmesi olarak ortaya çıkıyor. Kurul Şap Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplanacakken piyasa beklentilerine göre faiz artışı öngörülmüyor. Dün açıklanan Türkiye işsizlik oranı %13,4 olarak gerçekleşirken toplam işsizlik sayısı 4 milyon 236 bin kişi oldu. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri TÜFE endeksi kurda fiyat hareketliliğine neden olabilir. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim paritede 8,20 ve 8,25 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 8,10 ve 8,05 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise bu hafta içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısı gündemde olurken Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki ilk toplantı gerçekleşilecek. Yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar kurda fiyat hareketliliğine neden olabilecekken düzenlenen anketlerde faiz oranlarında herhangi bir değişikliğin yapılması beklenmiyor. Bugün açıklanacak olan Almanya ekonomik hissiyatı verisini yakından takip ederken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda paritenin yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim 9,75 ve 9,85 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 9,60 ve 9,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise dolar endeksindeki görülen gevşeme sonrasında paritede yukarı yönlü hareketler kuvvetlendi. Fed Başkanı Jeremy Powell CBS'e verdiği röportajda yılın ikinci yarısında büyümenin çok güçlü geleceğini belirtirken büyüme oranının %6 ile 7'yi aşabileceğini söyledi. Gün içerisinde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tüfe endeksi paritede oynaklığa neden olabilecekken buna ek olarak yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmayı yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda tepki alımlarını görmemiz halinde 1,1930 ve 1,1965 seviyelerini yakından takip ettiğim. Dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi durumunda ise 1,1860 ve 1,1825 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise artan koronavirüs vakaları Brent petrol üzerinde oluşturduğu stres fiyatlamalara yansıdığını görüyoruz. Dünya ekonomisinde yaz itibariyle net bir şekilde toparlanma görülmesi beklenirken Avrupa'da aşılamanın hız kazanması Brent petrol için önemli. Yarın açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları Brent petrolde fiyatlamalarda oynaklığı artırabilir. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 64 dolar ve 65 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 63 dolar ve 62 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. should say